Merhaba, bugün cookie, hidden value ve session nedir? Bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle bunların ne olduğundan bahsedeyim birazcık. Bizim iki sayfa arasında alışveriş yapmak istediğimiz zaman veya birden fazla sayfa arasında alışveriş yapmak istediğimiz zaman bilgileri arka planda bir yerde tutmak isteriz. Bazı bilgileri tutmak isteriz ve onları da o sayfalarda kullanabilelim diye. Bunu da yapmamızı sağlayan çeşitli araçlar var. Bunlardan bir tanesi Hidden Value. İlk önce bir Hidden Value ile anlatalım. Diğer ikisi de yani Cookie ve Session de aynı işleri yapıyor. Fakat çeşitli farklılıkları var. Önceki Hidden Value nasıl kullanılıyor? Bildiğimiz normal bir form oluşturduğumuz zaman buraya input type hidden deyip işte buraya normalde text box için text yazabilirdik. Buraya da sadece hidden yazıyoruz. Buraya kullanacak hidden'ın name'ini veriyoruz. Yani int a eşittir 5 dediğimiz zaman buradaki o a last name olmuş oluyor. Onun ne olduğunu söylüyoruz. Value da onun değeri oluyor. Yıldız demişiz. Bu şekilde kullanılıyor. Burada metot var post. Post veya get fark etmez. Hidden'ı iki türlü de kullanabiliriz. Yani şu satırı yazdığımız zaman hidden'ı kullanabiliyoruz diğer sayfalarda. Peki nasıl alabiliyoruz bu değeri? Sonradan çıktığı almak için. Şu şekilde. Şimdi burada submit butona bastığımız zaman cookie.control.jsp denen sayfaya yönlendiriyor. O sayfa da burada. Buraya yönlendiriyor ve şurada şu şekilde alabiliyoruz onu. Request.getParameter diyoruz ve last name yazıyoruz. Last name de burada hidden value'muzun name'i olmuş oluyor. Diyoruz ki bu name'i olan hidden value'nun değerini buraya getir diyoruz. Getiriyor o da. O şekilde yazdırabiliyoruz. Bir de cookie'ler var. Cookie'ler nasıl oluyor? Cookie'ler bilgisayarımızda bir not defteriyle kaydedilmiş gibi bilgiler kaydediliyor. Ve istediğimiz zaman bir daha o insanın bilgisayarından o bilgileri alıp tekrar kullanabiliyoruz. Cookie'ler şu şekilde oluşturuluyor. Bunun Türkçesi de çerezdir. Cookie eşittir name cookie diyoruz ve buraya cookie'nin name'ini veriyoruz. Aynı bu şekilde name olduğu gibi. Buraya da value'sunu veriyoruz. Daha sonra response.addCookie diyerek bu cookie'yi buraya yerleştiriyoruz ve bir sonraki sayfaları göndermek üzere bu cookie'yi kullanacağımız kişinin bilgisayarına yerleştirmiş oluyoruz. Bu nasıl çalışıyor peki? Bir sonraki sayfaya geçtiği zaman kullanıcı burada ilk önce cookie bir array oluşturuyoruz. Old cookies adında cookie array oluşturup request nokta get cookies diyoruz. Yani bütün cookie'leri bize getir anlamında. Daha sonra bu cookie'leri şu şekilde kullanıyoruz. All cookies ilk indeksli olanı ve bunun ismi ve bunun value'su diyoruz. İşte buradaki name yazan yer buradaki name oluyor. Value yazan yerde Eren olmuş olacak. Neden burada hem 0 kullandım ve 1 kullandım? Programı çalıştırdığım zaman onu daha net anlatacağım. Bir de son olarak session'ı anlatalım. Ondan sonra programı çalıştıralım. Session nasıl kullanılıyor? Session'e HTTP session as eşittir request.getSession diyerek session'ları al. Yani hiçbir session oluşturmamıza gerek yok aslında. Program bir kullanıcı web sitesine girdiği zaman genelde eğer ayarları default olarak kullanıyorsa web sitesi session normalde otomatik olarak oluşturulur o şahıs için. Biz get session dediğimiz zaman da o otomatik olarak oluşturulmuş olan session'ı almış oluyoruz. S.setAttribute deyip de buraya yine aynı şekilde işte buraya name demiştik. Buraya country diyoruz. İsmini veriyoruz. Buraya işte Eren demiştik. Value yazmıştık. Buraya da o value yazıyoruz. Yani değerini yazıyoruz. Türkiye demişiz. Bu şekilde session'a bu bilgileri atmış oluyoruz. Session'ın cookie ve hidden value'nin nasıl bir farkı var? Hidden value ve cookie bilgisayarda tutulurken yani o siteye giren kişinin bilgisayarında tutulurken bu bilgiler session bilgileri server tarafında tutuluyor. Yani kullanıcının buna erişebilmesi daha zor. O şekilde söyleyeyim. Eğer kullanıcının erişmesini istemediğimiz bir bilgiyi tutmak istiyorsak ve bunu veri tabanına da tutmak istemiyorsak session kullanabiliriz. Kısacası bu şekilde oluyor. Peki bu session'ı nasıl alıyoruz? Bir sonraki sayfaya geldiğimiz zaman HTTP session s eşittir request nokta get session deyip session'ı alıyoruz. S buradaydı. Şu şekilde de kullanıyoruz. S.getAttribute diyerek ismini yazıyoruz. Country attribute'unu getir diyorum. Direkt country attribute'unun
değerini, value'sunu buraya getirmiş oluyor. Bir programı çalıştıralım, ne oluyor bir görelim. Buraya index sayfası geldi. Bu şekilde. Cookie'leri gönder diye bir buton vardı şurada. Ona basalım bir. Bastığımız zaman şunlar geliyor. Şu hepsinin teker teker neyden geldiğini de açıklayayım. Last name, value, yıldız denilen şey bir hidden value. Şu hidden value ile alındı. Şuradan görebiliriz. Bu hidden value ile alındı. Country, Türkiye, session ile getirildi buraya. Ve get name deyip de şuradan da şu satır ile de name eren'i getirmişiz. Peki bu ne? Sıfır indeksli olan. Şurada C session ID yazıyor ve burada ilginç bir value değeri var. Bu nedir? İlk indekste all cookies request.get cookies dediğimiz zaman bir array geliyor ve bu array'in ilk indeksinde her zaman bu cookie'nin value'su tutuluyor arkadaşlar. C session ID dediği de o oluyor. Yani o cookie'nin ID'si, C session ID'si tutuluyor. Bu default olarak bu şekilde tutuluyor ki daha sonra program kendi içerisinde bunu bir tekrar kullanabilsin diye, getirebilsin diye adres tutmuş oluyor kısaca. Son olarak bir şey daha göstereyim. Şimdi cookie'lerin ve session'ların belirli bir yaşam süreleri vardır. Bu yaşam süreleri de dolduktan sonra bunlar otomatik olarak silinir ki bilgisayar içerisinde veya server tarafında bir çöplük olmasın. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Şöyle ilk önce new other diyorum. Burada web'i seçip en altta standard deployment descriptor web.xml yazıyor. Bunu oluşturuyoruz ilk önce. Böyle bir şey geliyor ve otomatik olarak bir session config ve içine session timeout geliyor. 30 yazmış. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam buradaki sayı dakika cinsinden olması lazım. Ne demek bu? 30 dakika sonra bu session yok olacak demek oluyor. Bir daha bu session'ı kullanamayacağız. Tamamen silinecek demek oluyor. Tamamen silinecek demek oluyor. Yani buraya 300 yazarsam 300 dakika sonra bu session ölecek anlamına geliyor. Bazı durumlarda session ve cookie'ler özellikle Tomcat kullanıyorsanız veya başka türevlerini kullanıyorsanız özellikle Tomcat kullanıyorsanız bazen bunun default değeri şurası 30 değil de eksi 1 olabiliyor. Bu gibi durumlarda session hiçbir şekilde oluşmuyor. Yani eğer bilgisayarınızda session kodlarını yazdınız ve session null değer döndürüyorsa bu yüzden olabilir. Çünkü session oluşturamıyorsunuz anlamına geliyor. Aynı şekilde cookie için de bizim aynı şey yapmamız gerekiyor yine. Şöyle. Fakat tek farkı farklı bir kod yazıyoruz. Şuraya max age diye bir şey koymuşlar. Buraya da yanlış hatırlamıyorsam yine saniye cinsinden olması lazım burası. İşte 3000 saniye dersen buraya 3000 saniye sonra bu çerez tamamen ortadan kalkacak demek oluyor. Anlamadığınız bir şey varsa veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorum yerine yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.